İyi akşamlar sevgili futbol severler. Milli takımımız Soçi'de Rusya deplasmanında UEFA Uluslar Ligi'nde ilk yarıda 1-0 mağlup. 2-1 yenilmiştik sahamızda Rus takımına ve Rusya'da 20. dakikada gol Fenerbahçeli Neuschneider'den geldi. Bir köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde direkten dönen topu tamamladı. İlk yarıyı 1-0 yenik tamamladık. Hemen Rıdvan Dilmen'e ilk yarının yorumunu için sözü bırakalım hocam. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir ilk yarı oldu? Nasıl buldunuz milli takımı? Bu maçta puan almak çok önemli eğer ilk sırada yer almak istiyorsak. İkinci yarıda oyunu nasıl çevirebiliriz? Nasıl dengeleyebiliriz? Neuschneider'in attığı golde vuruş kim yaptı? Sol stoper yaptı. Evet. Çikiya'ydı galiba. Yani bir dalgınlık nelere mal oluyor. Evet. Yani bir stoper vurdu. Düzeltti vurdu bir de yani. Evet. Adam değil demek ki alan savunması yaptık. Ve enteresandı. Direkten eren top diğer Rus oyuncuya gelse offside olacak. Değil mi? Futbol böyle offside. Bir yarım metrede offside'e geldi. Fakat bu şeye sıcağı kar dayanmaz gibi hiç beklemediğimiz şekilde açıkçası. Bence oyuncular da beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Hoca da beklemiyordu. Ruslar kendi tarzının dışında ki Ruslar biraz rolanti oynayarak yani İsveç maçını seyrettim. Ciddi böyle rolanti oyuna hakim olmak istiyorlar. Bu kadar değil. Bugün bir şok bir yüksek tempo ile başladılar. Yani 90 dakikanın 40 dakikalık eforunu gole kadar müthiş bir pres yaptılar. Hatta kalecilerini görmedik. Hatta güvercinler de ilk gelen topta uçtu. Kaleci de korner attı. Bu evet. Kuş hikayesini bir anlatacağım 1981'e dönüp maçtan sonra. Böyle bir hikayemiz var orada da. Kuşlar arasında geçen maçta ilk dakikada hakikaten de geliyorum diyen gol açıkçası geldi. Aslında bazen bazı goller sizin lehinize dönebilir. Bir kendi. Bu golü 80'de diyebilirsin, 75'te diyebilirsin. Ama bu sözümün anlamlı olması için oyunun son sahnesindeki bir top kaybetmemek lazım. Yani İkinci yarıda ilk yarının son 10 dakikadaki görüntüsünü hemen hemen aynısını göreceğiz. Nedir? Topa sahip olan biz ve özellikle ceza sahası yayı civarında tıpkı İsveç'te olduğu gibi, tıpkı bugün 43. dakikada olduğu gibi böyle sarma paslarla pozisyonlar arayacağız. Berkaçlar filan. Yani topa sahip olma oranı ikinci yarıda bir kere bizim lehimize olacak. Ancak işte bu çıkışlardaki kayıplarımız. Şimdi kenarda da Ruslarda çabuk oyuncular var. Yani muhtemelen oyunu atmıştan sonra önde giderlerse öndeki oyuncuları çıkaracaktır hocaları. Daha diri oyuncular soğuyacaktır. Biz ikinciyi yemezsek bizde öyle oyuncular var ki mesela Hakan Çağlanoğlu oyun içerisinde et mi balık mı anlamadım. Tak diye bir tane çakar. Hadi güle güle yapar sana. Oğuzhan bir 2-1 yapar veya işte girerse Cengiz. Enes Cengiz gibi oyuncular. Yani tabelayı değiştirebilecek 90 dakika içerisindeki performansından farklı iş yapabilecek oyuncularımız var. Zaten Lucescu'nun maç öncesi verdiği demeçte de Rus teknik direktörün verdiği demeçte de hemen hemen benzerlikler var. Özellikle Lucescu rakip fizikli evet bir sağ bekleri var CSKA'lı Fernandez. Müthiş bir bek yalnız. Stoper yani bebek gibi omuzla omuza koydukları zaman belli yani Ruslar bizden fizik takım ama Lucescu'nun da söylediği gibi biz yerden oynamak zorunda olan yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Ben açıkçası o tempoyu gördükten sonra ilk yarıyı tek farklı bitirmenin önemli olduğunu, özellikle de ilk yarının son 15-20 dakikasında topu artık bizim alıp oynamaya başlamamız, savunmamızı çıkarmamız maçı bir bire götürecek gibi gözüküyor. Ama da böyle ani top kayıp, mesela out atışından böyle gol yiyorduk az daha biz. Müthiş bir top attı. Kaleci ve pozisyon yedik kalemizde. Evet. Bu yüzden hücum yaparken de asıl bizim kafamızın ikinciyi yememek olduğunu bilip de emniyetli hücum yapmak lazım. Çok büyük riski de oyun böyle devam ederse son 10-15 dakikalık bölümde alabiliriz. Peki bir değişiklik bekliyor musunuz? İkinci yarına... Ben baktım bu soruyu beklediğim için senden. Veya izleyiciler de merak ettiği için. Mahmut'la Okay'dan biri çıkıp bir hücumcu daha alabilir mi? Bu riski şimdi alabilir mi? Şimdi bunu 70'ten sonra yapabilir. Çünkü Oğuzhan da oynayabilir. 70'ten sonra yapabilir Murat. Şimdi yaparsanız ikinci yersiniz.
riskinizi alacaksınız tabii ki. Çünkü bugün Rusya'ya kaybedersek bizim matematik olarak Rusya'ya geçme şansımız yok. Evet, 7-3 oluruz. 7-3 oluyor ve birer maçı kalmış evet. oluyor. Ama alacağımız her puan, bir puan dahi bizim son maçta bir taşınacaktır. O yüzden de biz birinci de sonuculuk maçı da oynuyoruz bugün ayrıca. Evet. O da olabilir. O yüzden şimdi değil, bu oyuncu, çünkü kenara bakıyorum ya, kanattan Cengiz çıkarsan kim alacaksın? Soldan Hakan'ı çıkarsan kim olacak? Zaten oyuna bakarsan her maç Hakan'ı çıkarsın. Ama skora katkısına baktığın zaman aman kalsın dersin. Bu yüzden biraz bekleyecek diye düşünüyorum. Peki o ikiliyi nasıl değerlendiriyorsun? Tek problem, Dușescu gibi deneyimli teknik direktörün mutlak surette Hakan'ı bence tamam soldan girip vuruyor ama bu oyuncuların çıkartması lazım. Çünkü Fernandez mi? Çok hücumcu bir oyuncu. Bir, önünde arkadaki Hasan'ın da sarı kartı var. Çok gereksiz bir kart gördüm. Yani ikiye bir kalıp bir faul yaptın mı gittin. Eksik kalmaman da lazım. O yüzden acaba kanatlarda ilk pozisyonu tabii Cengiz'in içeri girip kat etmesini düşünüyordur ama biraz daha oradan kurtarabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü Hakan asıl görev olan hücumdan çok beki kovalamak zorunda kaldı sürekli. İşte benim bu soruyu sormaktaki amacım da Mahmut veya Okay'dan vazgeçip oraya Beşiktaş'ta ki uzun süre çok başarılı olduğu pozisyonu Oğuzhan'ı çekip Oğuzhan'ın olduğu yere Hakan'ı koyup sola mesela Yusuf hamlesi gibi mesela. Veya Hakan'ı ne yapacağız? Hakan'ı Cenk'in arkasına şu anda Oğuzhan'ın oynadığı. Bu formül işte 65-70. Yani hem dediğiniz gibi oradan kurtarıp aynen, kaleyi daha karşısına alıp. Oğuzhan'ı Okay'ın veya Mahmut'un yanına çekip bir tane sol tarafa da başka bir oyuncu olabilir. İşte Serkan gibi olabilir. Serdar gibi alabilirsin. Bekleyip göreceğiz ama şu anda oyun bizde. Skor rakipte. Ama bu oyunun bize geçmesi de enteresan. Ben ilk 20 dakika korktum. Hani böyle Mike Tyson başlardı ya. Yani hemen bitirirdi. Evet, Rusya takımının konsantrasyonu çok üst düzeyde başladılar. Ama ondan sonraki bölüme baktığımızda Allah'tan çocuklar bizim bir sakinleştiler, oynamaya başladılar. En azından kale ceza sahasının yakın bölgeye kadar gelmeye başladılar. Çok enteresan. Bosna maçı da 20 dakikadan sonra yavaş yavaş yine bu şekilde oyunun ve topun kontrolünü aldı. Ben bu şeyi sevdim Murat. Yani bu havayı değil mi? Hazırlık maçı eskiden biliyorsun daha böyle şey oldu. Ama şimdi artık bu maçlarda bir hedef maçı olduğu için puan maçı, maçı. Ama herkes aynı ciddiyetle bakmıyor hocam. Onu da maçın ardından konuşalım. Yani izlediğinizi bilmiyorum. Almanlar, onlar şunlardır. Onlar şunlardır. Nasıl olsa. Nasıl olsa gruptan çıkarız yani. Öyle bir hava gerçekten evet. var. Bu Rusya, Türkiye, İsveç, Bosna Hersek gibi gitmemizin garanti olmadı. Takımlar için bir ciddi bir aslında bu takımların da biraz hareketlenmesini ciddiye alması gerektiren bir statü getirdi UEFA ve bence doğru yaptı. Ama babalar pek umursamıyor diyorsun. Evet, katılıyorum. Maçın hemen ardından birlikte olacağız. Maalesef ilk yarıda 1-0 geride milli takımımız ama oyunda dengeyi kurduk. Neuschneider'in 20. dakikadaki golü Rusya 1, Türkiye 0. Puan alamazsak grup lideri olma şansını matematik olarak da kaybedeceğiz. Maçın hemen ardından birlikteyiz. İyi akşamlar sevgili futbol severler. Maalesef UEFA Uluslar Ligi B kategorisi ikinci grupta Rusya'ya kendi sahamızdan sonra deplasmanda Soçi'de de mağlup olduk. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Rusya böylece grup liderliğini matematik olarak da garantilemiş oldu. Geriye İsveç-Rusya, Türkiye-İsveç maçları kaldı. Bunlar grupta ikincilik mücadelesine sahne olacak İsveç'le milli takımımız arasında. Evet hocam, ilk yarının sonunda kısaca bir yorum yapmıştınız. Hatta o yorum içerisinde özellikle sol kanatta Hakan'ın da Fernandez'in iyi oyunu sonrası Hasan Ali ile beraber o kanatta bir sıkıntı olduğuna dikkat çekmiştiniz. Çözüm arayışı vardı Sayın Lucescu'nun ama pek de sonuç alamadı. Berkay örneğin oyuna pek fazla katkı yapamadı ve klas bir kontratak golüyle de Ruslar maçı 2-0 kazandı. Çerişev 78. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk golü de ilk yarıda Neuschneider bir köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde Rusya adına ilk golü atan isimdi ve 2-0 mağlup olduk Rusya karşısında. Şimdi maçın teknik analizi Karadeniz havası yaramadı. Evet. Soçi, Trabzon karşı. Evet evet. Aslında Rize'de Bosna maçında özellikle ikinci yarıda bir ışık da vardı.
coşku da vardı ama maalesef resmi maçta bunu sahaya yansıtamadı. Murat'cığım bir düzeltme yapmamda fayda var. İsveç, iki maçı kazanması İsveç gidiyor. Birinci evet, oluyor. Evet. Doğru. Değil, bizim çünkü şansımız kalmadı. Ha, bizim şansımız kalmadı. Çünkü İsveç, onlar 7 oluyor ama tabii yendikleri için 2 averajda üstlerine evet çıkıyorlar. Yani, özür dilerim. Rusya doğru. İkinciliği evet, garantiledi. Evet. Bizim için ikinci. 7-3-1 değil mi? Evet. Rusya ikinciliği garantiledi. İsveç iki maçı da kazanırsa gruptan lider olarak bir A ligine evet çıkacak. Çıkacak. Tabii önce şunu statüden bahsedelim. Öncelikle UEFA'nın aldığı doğru kararlardan bir tanesi de bu uygulama. Çünkü hazırlık maçları daha fazla. Gazozunda tabi. Hele bizim için. Ya. Genelde ama böyle rolanti geçer maçlar. Hatta kulüplerde pek oyuncuların yıpranmasını istemezler. Oyuncuların ve izin isterler. Fakat burada bir hedef maçları olduğu için hatta burada ikinci olmak da önemli. Çünkü grup elemelerinde eskiden 2+1 üçüncüler playoff oynuyordu. Şimdi ilk iki takım gidecek. Biz de kurallarda ikinci şeydeyiz değil mi? Seri başındayız ama ikinci zorbadayız galiba. Dolayısıyla biz burada ikinci olsak dahi belki şampiyonada pat 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 A takımlar giderse biz yine oynama şansımız olacak. Ama buradaki birincinin çok önemli. Yani aslında Avrupa şu 2020'ye katılın diye her şeyi yapıyor aslında şey. Bir de işin güzel tarafı puan maçları olmuş oluyor bu maçlar. Yani bizler bugün bir Rusya ile hazırlık maçı olmuş olsa hiç yanlış anlaşılmasın. Belki de programı yapmayacaktık. Evet. Bu bütün ülke hemen hemen şimdi çocuklar da bu ara deplasmanda 3 kazandılar. Bosna Hersek maçında bir genç takımımız bir ümit verdi. Evet, bir hava var. Bir havamız var. Gittik Rusya'ya. Yalnız hiç beklemediğim kadar sert ve iyi bir Rusya buldum. Hiç beklemediğim kadar kötü oynayan bir milli takım gördüm. Ve hiç beklemediğim kadar taktik uzmanıdır bana göre Lucescu, yılların deneyimidir. 95 dakika boyunca tam 95 dakika boyunca rakibin en etkili yerini bir türlü önlem almadı. İnanılır gibi değil. Şimdi Rusya nasıl çok yönlü? Bir kere fizik olarak koro kor mücadelelerde hem uzunlar hem de mesela bir kademeye giriyor. Cenk ki kuvvetlidir veya Cengiz veya Hakan omuz bir koyuyor aralarındaki topu alıyor. Şarj. Yani oyun kuralları içerisinde alıyor. Dönüyor. Çok dikkatli bir kalecileri var, konsantrasyonu evet yüksek bir kalecileri var ve çok disiplinli oynayan, birlikte oynamaya alışmış, Dünya Kupası'ndaki iyi izlenimini devam ettiren, ben İsveç maçını mesela daha bu kadar iyi görmedim ama disiplinlerdi yine. Bugün ise final maçı gibi görüp fizik olarak ve taktik olarak bizden çok ama çok üstün oynadılar. Yani maçı izlemeden önce düşünecek olursak iki Rusya maçının önce biz kazanabiliriz diye görüyoruz. Ama maça baktığımız zaman iki Rusya maçında hatta bugüne baktığımız zaman Rusya takımı bizim bisiklet önümüzde gibi durdu. Çok maalesef. Bu ama bizim takımımızın çok zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Buradan çıkarılacak, klasik olacak ama çok önemli dersler var. Nedir bu dersler? Biraz sonra maçın gidişatını anlatacağız ama bir, evet, çaylak diyebileceğimiz oyuncular var. Genç bir takımız. Hani şöyle tecrübeli oyuncularla birlikte oynamak deriz ya, bence yenine yenine gerekirse tecrübe kazanıp sürekli ısrar etmek gerekiyor. Oynama alışkan, bana göre son 10 yılda kadro istikrarı en sonuncu takım bizizdir. Bak sadece Lucescu dönemi için söylemiyorum. Son 10 yılda kadro istikrarı en zayıf takımlardan biri biziz. Eğer bu kuşağı yakaladıysak biz, bu oyuncuları milli maç deneyimini arttırmamız lazım. Bugün oyuna Berkay girdi. İlk kez milli oluyor, resmi müsabakasında oynuyor. Serüveni nasıl? Almanya genç bir takımdan başlıyor. Sonra bizim U16'lara, U17'lere gelmiş. Tercihini bugün itibariyle resmi maç oynadığı için Bosna Hersek maçı özel maç sayılmıyor tahmin ediyorum ama. Evet, onda da zaten son 10-15 dakika oynadı. Sonuçta tercihini Türkiye'den yana kullanmış oldu. Nasıl oyuncu olduğunu çok iyi bilemiyoruz. İki maçta da çok şey anlamadık. Hatta Stuttgart'ta da bir maç oynadığı için birkaç maçını izlememize rağmen henüz daha oyuncuyla ilgili karar vermemiz mümkün değil. Zaten oyun içerisinde baktım, görüntüde aradım onu. Bir şaşkınlığı var. Şimdi milli takım ne demek? Milli takım her şey demek. İstiklal Marşı bizim en değerli marşımızdır.
Emin ol, yolda yürürken de biz İstanbul maçta dururuz ve coşkuyla söyleriz değil mi? Evet. O futbolcuyken seremoniye çıkıyoruz ya, Murat böyle. Abi bir şey oluyor biliyor musun? Beni bıçaklıyorlar sanki seni. Konsantrasyonu muazzam o formayla. Çok şükürler olsun, hamdolsun ki bu formaya girdik. Korkunç bir heyecandır o. Milliyim ben. Ben çok iyi futbolcuydum. Ama ya lig maçında pazar uçuyorum. Gazeteler benden bahsediyor. Türkiye benden bahsediyor. Milli maça çıkıyorum. Yok abi. Bir türlü. Bak çok enteresan. Ben hiç genç milli olmadım. Evet konuşmuştuk onu. Ümit Milli'ye seçtiler beni. İlk profesyonel lig maçımdan sonra. Hatta Emre sohbetinden sonra. Şimdiki havuzu bulmak kolay. Bugün Ağrı'daki oyuncuyu da bulabilirsiniz. Bakın Stuttgart'tan da oyuncuyu evet. getirebilirsiniz. Nazilli Sümer Spor'u Gırdvan'ı bulamadılar. Teknoloji veyahut da sistem. İletişim. Sistem dışında kalmış. Evet. Zaten benden sonra gelecek kuşaklara baktığımız zaman geç yakalanan oyuncu İlhan Mansız'dır bir de. Almanya'da demek ki pek yakalayamadılar onu. Ama çocuklarımızla ilgili şöyle bir şey vardır. Çocuk aileler götürürler çocukları idmana. Hedefleri hep çocukların futbolcu olmaktır. Aileler de futbolculara doğru. Mesela benim çocukluğumda genelde aileler, anneler, babalar ne yaparlardı? Önce okul. Tabii. Şimdi bir şansımız var. Allah rahmet etsin. Canım anamla babam. Babam tabii ben daha çok küçük yaşta vefat etti. Annem top oynadığım yılları gördüğü için çamaşırımı, formamı yıkar hazırlardı yine. Tek forma olduğu için. Tozlu nazil topraklarında. Çok şanslıydım o yönden. Çünkü benim çocukluğumda okul futbol tercih etmek zorundaydık. Şimdi gençlerimize ne diyoruz biz? Okuyabiliyorsunuz, top da oynayabiliyorsunuz. Birlikte götürebileceğiniz önce eğitim diyoruz. Daha sonra futbol varsa yeteneğin hem okuy. Bugün mesela üniversite mezunu bir sürü arkadaşımızı sayabiliriz. Sporculardan, eski futbolculardan da sayabiliriz. Bu anlamda 3 maç oynadım. Ya tutukluk alıyor abi. O milli heyecanı tutukluk oluyor. Pazara uçuyorum. En son bir gün hiç unutmuyorum. Yunanistan maçı oynayacağız. 3-1 evet. O Cüneyt abi beni çağırdı odasına. Kaptan Cüneyt abi. Ya dedi karşılıklı oynuyoruz ya biz. Ya dedi bizi dedi mahvediyorsun. Ya sen hani motive ediyor beni. Kendi takım gibi oyna, rahat oyna falan filan. Önemlidir bu tür girişinden. Ya kendime geleyim dedim. Çünkü hoca da oynatmaya devam ediyor beni. Abi o gün bir başladım oynamaya. Son milli maçıma kadar emin ol. Çok büyük performans gösterdim. Niye? Milli sayım artınca alışkanlığım ve güvenim artıyor. Şimdi bu oyuncuları oynama alışkanlığı. Sochi deplasmanı. Stockholm deplasmanı. Peki hocam bir şey çok güzel bir yere geldim. Onu sormadan edemeyim unutmayayım. Bizim Cüneyt Tanman gibi olamaz tabii öyle biri de. Öyle bir rol modeli var mı bu milli takımı şu anda içinde? Ben de onu diyorum. Bunun yavaş yavaş içerisinden bir mesela Hakan olmalı. Olabilmeli. Çünkü artık Hakan işlerinde en tecrübeli oyuncu pozisyonuna geldi. Ama o oyun lideri bile olmakta zorlandı bana sorarsan. Şimdi yeni bir başlangıç diyoruz ama Sinan en fazla 5. maçı filandır yani kalecimizin. Hatta Serkan Kırıntılı 34-35 yaşında ilk kez milli oldu. Burada ama artık bu saatten sonra futbolla ilgili hep yeni bir yapılandırmaya alıştık. Ama sıkıldık. İşte yapılandırma için bir fırsat. Kaybedelim. Bir daha kaybedelim belki ama bu çocuklar havuzumuz bizim 30-40 kişilik havuzun içerisinde ama işte tecrübeli oyuncular da gelsin, o da gelsin, bu da gelsin olmamalı. Tabii ki tecrübeli oyuncu olacak aralarında senin söylediğin anlamda. Fakat oyuncular kendi, teknik adam ve oyuncular kendi arasında artık bunu Oğuzhan'ın artık hem Beşiktaş gibi büyük bir camianın kaptanısın. Kaptanlık saha seçimi değildir. Yazı tura kaptanlığı değildir. Kaptanlık liderliktir. Ne derler hakeme giderken? Bak ben kaptanım diyor. Dolayısıyla oyuncuların da gerekirse perde arkasında ve oyuncu hocam ya sol taraftan çok tehlike yiyoruz demelidir. Bu hocanın işine karışıyor anlamına gelmez. Hoca kendisini yapar. Bugün de demeliydi. İşte bu eksiklik var. Tayfur Havuççu'nun söylemesi lazımdı. Belki söylemiştir bilemiyorum. Şimdi Rusya bizden iyiydi. Biz kötüydük. Doğru. Ne yapalım kaybettik ya. Evet. Çocuklar devam etsinler. Yine çağırsın hocam. Ama bundan daha önce maç başladı. Sen de seyrediyorsun, ben de izliyorum. Milyonlarca insan da milli takımımızı izliyor. Bir çizgi istedim arkadaşlardan. Ya arkadaş burada bir maden buldular. Bizim madenimiz bu. Allah dediler ya. Ne güzel bir sol tarafları var. Solda Hasan Ali ki değişmek zorunda kaldı. Kramplar girdi çünkü sarı kart.
Bir de Hakan'ın zaten savunma yönü yok. Hakan önde oynanan oyunda 2'ye 1'lerle, şutlarla pozisyon yaratacak bir oyuncu. Ne et ne balık derler ama biz onun her an her şekilde bir şey yapabileceği ama mümkün olduğu kadar dinamik tutmak zorundayız biz bunu. Oyuncunun yapısına göre sistemler kurmak zorundayız. Rakip takımın sağ beki gördüğüm nadir iyi beklerden bir tanesi Fernandez. Atlet, fizikli, temposu yüksek, deneyimli bir oyuncu ve sürekli hücumda aklı olan bir oyuncu. İki, Hasan Ali'nin tutmakta zorunlu olduğu 20 numaralı Ionov'da oynuyordu. Değişerek oynadılar. Ve forvet halkasında Kuzeyev daha sonra oyuna geldi. Şey ne yaptılar? Maç başladı. Burada bir maden buldular. Patır 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 geliyor. Orta geliyor, vuruyor kafaya, avuta gidiyor, çıkarıyor. Son anda Çağlar vuruyor. Buradan pek tehlike yaşamıyoruz. Çok yaşamıyoruz aslında. Bir tek maçın sonunda bir tane. Yani. Ama maçın tamamının yakın pozisyonda. Hatta yardımcı hakem de bizde lehimize iki tane bayrak kaldırarak özellikle bir tanesi bir evet. Golden daha kurtardık. Çok net offside ama olmayan bir bayrak. Şimdi antrenörlük nedir? Ben ki Lucescu'nun taktik ve oyun görüşüne inanan bir insanım, bunu söyleyeyim. Gözlemliyorsun. Ne yapacaksın? Ya biz o taraftan çok tehlikeli. Bu Fernandez'i Hakan tutabilir mi? Artık futbol iki yönlü bir oyun. Bazı oyuncular günümüzde bir tane oyuncu kaldırabiliyor artık. O da kanat oyuncuları değil bunlar. Şöyle yapalım. Aykut Kocaman Valbuena'yı oynattı mı? Yetenekli olmasına rağmen oynatmadı. Hani, Koku geldi. O da oynatmadı. Sebebi de sadece hücumu değil buradaki tehlikeyi tabii kompak oynamak için, yardımlaşma için. Sol taraftan fazla tehlike yemedik. Buradan 1. dakika başladılar. 90. son gol, 2. gol nereden yedik biz golü? Oradan geldi. Oradan yedik. Kim attı? Oyuna girdi. Evet. Bir ton kaçırdı. E şimdi buradan geliyor. Fernandez, Hakan kovalayamaz. Yani yapamaz yani. Hasan Ali'ye yapabilirliği yok. Öyle bir hem fizik olarak yeterli değil. Hem böyle bir alışkanlığı yok. Forvet arkası diyebileceğimiz bir oyuncu veya 4-3 oynarsak hatta 4-2-3-1 oynayabilir sol tarafta ama önde baskılı oynadığın zaman mesela bir sağ bek vardır. Hiç hücumcu değildir. Tamam. Ama sürekli hücum yapan bir oyuncu olduğu zaman teknik direktör hemen hamlesini yapacak. Ne yapacak? Buraya bir oyuncu alacak. Hatta Berkay'ı çok iyi tanımadığımız için ki devre arasında sen doğru bir yorum yaptın. Acaba Oğuzhan'ı buraya alıp da sola Hasan Ali destekçi bir oyuncu gerekiyor. Evet gerekiyor. Serdar dediniz. Bir baktık 60'ta tahmin ettiğimiz oyuncuyu çıkarıyor Mahmut'un. Ne dedik biz? Evet oraya Oğuzhan'ı çekecek. Sola mı koyacak acaba giren oyuncuyu? Bir baktık. Vay. Böyle başlarken Berkay'ı buraya koydu. Devam. İşte antrenör görecek, teşhisi koyacak, tedavi yapmazsan ikinciyi yersin. Aslında ikinci geliyorum diye de oradan gördün. Bir tane kısa pas attı, bir tane yanlış bayrak offside oldu, bayrağı, evet. Bir tane kafayı vurdu, avut attı. Evet, geliyor, sürekli geldi. Geldiler, ikinciyi yiyince dama, bitti. Lucescu'nun hatasını, maç içerisindeki teknik direktör hatasını da net bu. O da skorun ve oyunun kaybetmemiz sebep oldu. Hem oyunu kaybettik evet. Hem skoru. Birkaç tane cılız 2'ye 1'lerle gitmeye çalıştık. Cenk'in 2 tane zayıf şutu var. Evet. Bir tane de soldan Çağlar'ın ortasında rakibe çarpıp kaleci son anda çıkardığı evet. Top var. Ters bir top. Şimdi Cenk'e gelen bizim takımın üzerinden gidecek olursak alalım. İlk yarıda hiç top gitti. Cenk olmak kolay değil. Neden? Cengiz orta yapar mı? Yok, genelde yapmaz. Soluna çekiyor. Hakan yapar mı? O da içeri. Yapmaz. O gelir vurur. Cengiz gelir vurur. O zaman bu santraforlar fazla gol atamaz. Ancak dönen toplarda şut evet. Atabilir. Böyle sağdan tap tap gidip böyle kesebilecek bir oyuncu soldan sol ayaklı da değil. İkisinin de ortak özelliği Lucescu'nun oynatma sebebi Cengiz'le Hakan'ı içeriye kat et, şut at. Roma Cengiz'i Abdullah Avcı'nın takımından İçeriye girsin vursun diye aldı. Milan'da Hakan'ı gel burada zaman zaman forvet arkası oynuyor ama gir burada içeri gir ve milli takımı bunu at diye oynatıyor. Ama her iki kanatta da oyuncuların ortacı değilse bir. İkincisi sağ bekin Zeki de 10 kere gidip iyi kesen oyuncu değilse iki. Sol bekin Hasan Ali sürekli gidip orta yapan oyuncu değilse üç. Cenk de o zaman topsuz deriz. Buraya değil Cenk'i en iyi kafacı, en iyi santrforu getir. Zor işi.
Ama Rusya, tekrar Rusya'ya dönecek olursak, Rusya takımı farklı bir modelde oynuyor. Yani aslında Avrupa'da pek kalmayan bir metoda gittiler. Hedef santraforla oynuyorlar. Arkadan sprint yapan oyuncuları kullanıyorlar. Çünkü santraforlara gerçekten oyun sistemine arızaya uğratmadı. Oynayarak da oynayabiliyor. Uzun oynayıp takımı da çıkarabiliyor. Tabii, top da bu formatta oyuncular kalmadı. Evet. Bakın dünyanın üst düzey takımından Bayern Münih. Lewandowski bir santrafor değil, gezen bir santrafor. Benzema, gezen bir santrafor. Suarez. Tabii çok santrafor değil. Yani üst düzey kulüplerde kullanılmayan, milli takımda kullanılmayan bir oyuncuları var. Fakat o oyuncunun ayağını da oynayıp çıkabiliyorlar. Bir de arkadaki oyuncuları da, dört tane savunma oyuncusu da topu iyi oyuna sokuyorlar. Topu iyi oyuna sokuyorlar. Evet. Biz baskı yokken bile zaman zaman... Bir de çok önemli tabii. Şimdi futbolun yaşı vardır, yok derler diyor. Yaşı vardır. Fizik de oynanır. Şimdi fizik olmadığı zaman... Ne, yitemezsin. Kondisyon çok kolay bir kondisyon. Bir de rakibin, rakibin güçlü. Hani fizik olarak da güçlü. Sadece avrupa kapasitesi, koşu mesafesi olarak değil. Fizik olarak da güçlü. Bizim silahımız ne o zaman? Yerden yani, çabuk oynayarak İsveç rakibinin ikinci olduğu kadar. Zaten Lucescu'da maçtan önceki konuşması buydu. Ama o yapamadık. Yapamadık. Yapamadık çünkü çok dolap kolay top kaybı yaptık. Çünkü darbe çok yedik. Çünkü biz bugün sol tarafımızı o kadar boş bıraktık ki, o kadar büyük maden buldular ki, biz cevap veremedik oyun olarak onlara. Bir ilk yarının bir 10 dakikasında oyunu hükmetmeye başladık. Son 10 dakikasında ama ikinci yarı ben daha farklı bir oyun beklerken ben Lucescu'nun açıkçası kim olur sol tarafa Hasan Ali'yle destekçi bir oyuncu olarak alması gerektiğini de açıkçası almadığına da şaşırdım. Maç öyle orada bitirdi Hakan. Bosna maçını Serdar girmişti. Onu bekliyor. Hatta Yunus Mallı'yı ısındırdı bir süre. O da olmaz. Onu da tercih etti. Yunus Mallı da olmaz sol tarafta. Yunus Mallı tabii o da Hakan'ın farklı bir versiyonu olur Çağlan'ın o. Bazen puan maçlarında rakibinize göre oyuncu tercih edebilirsiniz. Kim var bu havuzda? Gidip gelebilecek bekle. Çünkü bu Dünya Kupası'nda da gördüm Fernandez'i ben. Tabii. Hele Trabzon'daki maçta bayıldım. Yani Avrupa'nın büyük kulüpleri CSKA'da oynuyor bildiğim kadarıyla. Evet, CSKA'da. İşte 28-90. Yani onu kovalayacak. O yani, orada oynayan da çok... Ben sana iyi bu transfer nasıl büyük kulüplere yapmamış anlamadım. Tabii ki öyle şey Alves tarzı bir oyuncu değil ama temposu yüksek. Sürekli kafayı... Stoper de oynar bu. Bakıyor. Evet. Görüyor. Fransa milli takımının sağ beki var ya, olağanüstü bir gol atan. Bir maçta oyunu çevirdiler. Fransa milli takımının sağ beki. Meunier. Aynı tarz oyuncular bunlar. Hatta bu daha kabiliyetli gidiyor. Değil mi? Meunier Belçika mıydı? Fransa milli takımının sağ beki. Müthiş bir gol attı. Ceza sahası dışından gole vurarak. Baksana, şampiyon oldular zaten sağ beki. Ve Dünya Kupası'nda en güzel gol atan. Meunier de çok güzel bir gol attı da benim kafam ona gitti. Belçika. Dünya Kupası'nda en iyi gol atan oyuncuydu. Şimdi söyleyeceğim. Bu arada hocam bir şey söyleyeyim. Maçın özeti gelmiş. İzleyelim mi hocam? Tamam. Hemen gelir gelmez. Soçi'de UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Rusya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Ay Yıldızlı ekip Rusya deplasmanında galibiyet arıyor. Hızlı atak şansı. Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına girmeden verdi pasını. Savunma araya girdi. Çok kritik bir müdahale. Rusya savunmasında Cikia'dan. Rusya atakta. Ceza sahası kafa vuruşu. Top kaleci Sinan'da kaldı. Ciuba kafa vuruşunun sahibi. Maçta 20. dakika. Sekti top. Cikia vurdu. Direkten döndü. Roman Neustadter. Rusya milliler karşısında 1-0 önde. Fenerbahçeli Roman Neustadter'in golüyle burada offside için eller havaya kalktı ama Roman Neustadter offside değil, direkten dönen topu ağlarla buluşturdu. Rusya 1-0'dan sonra boş alanlar yakalıyor. Sahamızda Cuba'nın içeriye çevirdiği top. Yonov vuramadı. A milli takım atakta. Cengiz Ünder. Cengiz şut. Kaleci Gilerme. İlk yarıdaki ilk tehlike Cengiz'den geldi milliler adına. Oğuzhan Özyakup pasını verdi. Şut pozisyonu, top dışarıya gitti. Mahmut Tekdemir.
İlk yarının son bölümünde yakalanan pozisyonlar vardı. İkinci yarıdan görüntüler Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında, Çağlar Söyüncü ceza sahasındaydı. Duran topun devamında ama iyi bir vuruş yapamadı. Kontratak, hızlı atak Rusya'dan, kafayı vuran Ciuba top dışarıya gitti. Ciuba gole böyle yaklaştı. Yine Rusya atağı, Golovin topu ayağından açtı. Sinan tehlikeyi bertaraf etti. Milli takımımızın hatası. Cenk Tosun uzaktan denedi şansını. Kaleci giler mi? Cenk Tosun çok fazla şut şansı bulamadı Rusya karşısında. Duran top Hakan Çalhanoğlu kullandı. Savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Çağlar Söyüncü baktı ceza sahasına. Yaptı ortasını. Kaleye yönelen top giler mi? Lehimize bir şans anı olabilirdi. Rusya hücumu, Sinan bu kafa vuruşunu kolaylıkla kontrol etti. Gazinski'nin kafa vuruşunu. Maçta 78. dakika. Kaleci Gilerme'nin uzun pası elle attı. Golovin önünde bomboş bir alan buluyor. Pasını veriyor ceza sahasına. Oyuna sonradan giren Çerişev durumu 2-0 yapıyor. İki pasta Rusya durumu 2-0 yaptı. Gilerme, Golovin, son vuruş Çerişev'den. Son bölümde farkı bire indirme çabaları. Cenk Tosun zayıf bir şut. Gilerme'de kaldı. Maçın sonucu Rusya 2, Türkiye 0. Evet, özetle zaten şu koridorda evet. Olmuş. Murat'cığım, bu tür maçlarda eğer Cengiz'le Hakan'ı kullanacaksanız santraforunuz orta saha tipli oyuncu olacak. Yunus tarzı olacak. Yani diyoruz ya 4-6 diyoruz hani. Evet evet, dolaşan. O Cenk hep ne yapıyor? Yayın oradan tehlikeli olmaya çalışıyor. Ya da bekliyor gelsin. Evet. Eğer sağda top... Cengiz, solda Hakan'la oynayacaksak biz santraforsuz oynamamız lazım. Orta saha kalabalıkla oynayıp yetenekli oyuncularla işi bitirmemiz lazım. Ya İsveç maçındaki o kara şey, kaos ortamını mesela yaratmak. Niye gelen Beşiktaş'a santraforlar leblebi gibi gol atıyordu? Kovarışma leblebi, Gökhan kesiyor, o kesiyor, Caner kesiyor. Kesiyorlardı daha çok. Santrafor yüzdeleri hep yükseltti Beşiktaş'ın. Gomez. Bu senin kararı. Hayır, Cenk, tabii. Abu Bakar falan. Metin Ali Feyyaz'ın boyları Demba 90 değildi ki. Tabii. Sağdan Rıza geliyordu, o geliyordu, tabii, bu geliyordu. Biri vurmasa biri vuruyordu kafayla. Ali vuramasa evet. Feyyaz artık. Feyyaz vuruyordu, evet. Bu arada ikinci gol gerçekten kaleciyle başlayan iki topta çok şık bir vuruşla biten. Bir de hocam bir şey dikkatimi çekti. Ben ana problemlerden biri olarak da yani Serdar'ı biraz bir yere koyduktan sonra bizim Türk futbolunun en büyük kuraklığı stoperde gibi. Bravo, tebrik ederim seni. Şimdi stoper. Her kafa topunu Ruslar vurdu yani. İyi sağ bekimiz de yok şu anda. Lille'de her maç oynamış. Zeki ama tabii ki deneyim kazanacak. Onu yapacaksın üst üste. Şimdi çok bak. Şimdi pozisyonu üstüne inmişsen. Biraz geri ama geri alamıyoruz değil mi? Evet ama tekrarı şimdi, gelecek. Bir tane daha. Panoda da var hocam. Aslında bundan önce bir pozisyon var. Hangisi? Bundan önce bir pozisyon var kontratakta. Kafa vuruyor Gazinski. Ben orada. Efendim? Hayır. Ayağından açıyor oyuncu. O pozisyonu bir alabilirsek ikinci yere gelebilirsek eğer. Bu gol. Bu gol. Bundan önce eğer mümkünse geri al sistemimiz yok herhalde bizim şu anda. Tamam. Yok evet. İkinci yarının başından itibaren normal akıtırsa söylerim zaten göstereceğim. Tamam. Stoper konu. Yani normal ikinci evet. Yarıdan o neden biliyor musun? Orası çok önemli pozisyon. Hatta burada bile görebiliriz. Bak Çağlar nereye geliyor biliyor musun? Çağlar'ın yeri doğru değil. Çağlar buraya gidecek. Tabii. Şu anda basıcı. Takımda oynamıyor. Stoperler deneyim oynayarak pozisyon bilgini geliştirdiler. Yani. Bir tane pozisyonu hatırlatmak istiyorum. Biraz sonra gelirse eğer. Zaten tecrübeli oyuncu kim? Avrupa deneyimi olan Serdar Aziz. Bir pozisyon var. İkinci yarıda soldan bir akıtırsan ikinci yarı bu pozisyonu göstermem lazım. Bu değil. Normal maçı ver. Mümkünse Kerem zaten bir buçuk dakika sonra gelecek o pozisyon. Hem de ben de konuşmuş olurum. Bir tane kontratak yakaladılar sol taraftan. Gitti ayağından açtı. Kaleci Sinan Bolat geldi aldı. Çerişev'in kaçırdığını. Evet evet gidemedi hatta böyle yoruldu evet, falan. Evet. Bu değil. Bu ama özette yoktu o galiba. Maçın başına dönemiyor mu acaba Kerem? İkinci yarının başı. Maçın en başına dönsene. İkinci yarının başına geldiği zaman zaten o stoperi o kadar önemli bir konu söylüyorsun ki.
Orada orta sahadan kontra edik. Evet. Orta sahadan giderken istersen görüntüyü çıkaralım, ben anlatayım yani. Evet, evet. Sen normal bir maç grafiğimizi verir misin Kerem? Bak, evet. Tamam. Şimdi bir pozisyonda grafiği de kalacak önünde. Şimdi burası bizim kalemiz. Soldan oyuncu aldı. Bu arada Kerem'ciğim senden diyeceğim. İkinci yarının başında şunu hayal et. Soldan oyuncu gidiyor. Gidiyor oyuncu. Fakat Çağlar arkasından Serdar koşuyor ve Serdar şöyle yapıyor. Ya Çağlar gitsene gol olacak. Kalenin içine kadar geldi oyuncu. Ayağından şuradan açtı. Sürdü. Çağlar hala burada. Önce ne yapacaksın? Kaleyle topun adam arasına girmen lazım. Çağlar'ın pozisyon bilgisi henüz eksik olduğu için 40 metre top süren oyuncuyu kaleye gelmek üzereyken hala da şurada. Serdar da arkasından koşarken diyor ki Çağlar gitsene adama gol oluyor diyor. İnşallah Kerem hatta o pozisyon... Çerkezov çıldırdı nasıl kaçtı dedi. Aynen o. Aynen o pozisyonda. Çerkezov nasıl... Ne yapıyor bu dedi. Evet, orada aslında Çağlar senin olduğun yerde biliyorsun rakip gelirken. Evet. Hayır, koşusunu yapacak. Kapayacak. Taktiğe gelecek. Bırak oradaki adam atsın. O senin sorunun değil. O Ömer Bayram'ın sorunu. Hasan Ali'nin sorunu. Evet, gelecek o. Serdar ekarte olmuş. Sen gideceksin, önce kaleyi koruyacaksın. Şu olur, kaleden uzak olursun. Oyuncu şuralardan gelmeye başlar, oyalamaya başlarsın geri geri. Yetişemeyeceğini düşünürsün. Hayır, geri geri kaçarsın karşılarken. Evet, evet. Ama kaleye geldi adam. Gol olacak, ne zaman gideceksin ki? Ki Serdar Aziz giderken de, ya gitsene kaleye, gitsene diyor ona. Onu bulamadık. Neyse biz en azından tarif. Hava toplarında, işte geldi bu değil mi? Bu, bakın dur. Geliyor. Duramıyorsun değil mi? Bak. Evet, bir sonunda daha geliyor uyanıyor. Evet, ama şu oyuncu buradan geldi. Buradan geldi, Çağlar buraya kadar hamle yapmadı. Geldi hocam, evet. Bak Serdar geldi, Serdar bak gerekli buraya gel gelmesi diyor. Lazım onun. Evet, sonra yapıyor hatta. Tabii canım, ayağından açmasa gitti. Ayağından açmasa gol zaten. Ceza sahasından önce 20 metre koşmaya başladı oyuncu topla. Çağlar 10 metre 15, işte burada maç eksikliği var. Takımda Leicester'da oynamadığı için değil mi? Oynamıyor. Oynamadığı için, takıma maç gidiyor. Ritmini kaybettiği için. Bakın fiziksel değil sadece. Kaymalar. Değil mi? Bu ama fiziksel de bir eksiğimiz var hocam ya. Genelde var zaten değil canım. Bizim genelde. Yani biz bir türlü. Yani en azından bir stoper bulamadık yani. Böyle. Ben stoper söyleyeyim sana. 1981 yılında. O zaman Sovyetler Birliği. Türkiye ile aynı grupta. Ben de Boluspor'la ilk resmi, ikinci resmi maçından sonra milli takım, ümit milli takıma seçildim. Rusya'ya maçı gittik. Bugün güvercinler, kuşlar vardı ya. Hatırlarsan ilk 5 dakika, 6 dakika top gitmediği için daha çok orada Rusya kalesindeydi. Top geldi, geri pas, uçuştular, kornerine gitti top. 1-0 mağlup olduk ümit milli takımda. İlk 11'de 7 tane stoper vardı bizde. 1-9-1. Herkes defans yapıyor. Rahmetli Allah nur için dedi. Selçuk Yula. Santifor ben yedektim. İlk milli maçta oynamamıştım o maçta. Bir gün sonra da Fethi Demircan teknik direktör, Şanol abilerin, Fatih hocaların falan oynadığı takımda 4-0 mağlup olmuştu. Rusya, Sovyetler Birliği'nde. O zaman Sovyetler Birliği falan bölünmemiş. Tabii. Her yerden yağıyor. Çekoslovakya bölünmemiş. Yugoslavya bölünmemiş. Takımlar öyle. Zaten bölünmemiş olsalar zaten onlarla biz yarışamazdık. Onu da söyleyeyim. Şimdi Yugoslavya, Bosna Hersek olmuş, işte Sırbistan Makedonya olmuş, Kırvadistan olmuş. Aynı şekilde Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti olduktan olmuş. O dönmüş Slovanya olmuş. Sovyetler Birliği de Belarus'tu, şuydu, buydu, Ukrayna, Rusya'ydı. Ama bu takım yani son benim hatırladığım 10-15 yıldır Ruslar pek yoktu. Hı hı. Şeyde bir tek 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadılar hatırladım. İspanya'ya mağlup evet, oldular. Evet, evet. O gün bugün yeni çıkıyorlar piyasaya. Fena değiller yani. Ama yani bizde herhalde başından beri... Yalnız antrenörlerini ben maçtan önce dinledim Murat'cığım, kusura bakma sesim. Estağfurullah. Araya girdim. Ya bir tek skoru söylemedi biliyor musun? Eğer oyunu arkadaşlar, nasıl oynanacağı şekli. Eğer arkadaşlar hemen vaktimiz varsa maçtan önceki basın toplantısı sözleri çok enteresandı yalnız biliyor musun? Maç önü. Maçtan önce, evet. Bir gün önce maç toplantısında yani basın toplantısı. Basın toplantısı. Bir tek rahat yeneriz dememiş. Onu hissettim ben hocada. Düşescu da rakibin fiziğini biliyor. Biz de kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız diyor. Ama şimdi şu sıkıntımız var bizim. Bizim oyuncularımız şöyle hani yavru Brezilya dememiz için bizim oyun istikrarımız olması lazım. Mesela İsveç'te biz çok iyi oynamadık.
Ama belli bölüm 30 dakika tak 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 3 yaptık. Hı hı. Aynı şekilde Bosna-Hersek maçında oyunun son bölümünü force ettik. Çabuk çabuk evet. oynamaya çalıştık. Fakat orada hep bireysel 2-3 tane oyuncunun aynı anda iyi oynamasından dolayı. Bu takımı biz takım halinde yönetmemiz lazım. Biz parça parça, bakın bugün tamamına yakın kötü oynadı. Hakan kötü, Oğuzhan. Cengiz kötü, Oğuzhan kötü, Cenk kötü, Mahmut kayboldu. Onun yanında Okay minimum maksimum oynamaya çalıştı. Ama şimdi takım olarak demek ki biz 3-2'lik maçı da düşünelim. Emre çıktı 2 tane yapıştırdı hemen ilk milli maçında, resmi maçında. Evet, hop 2 tane attı. Biz böyle olmamamız lazım. Yani sürpriz takım olmamamız lazım. Çünkü her zaman 2008 yaşamazsınız. Nedir? Bizim bir atasözü oldu Türkiye'de. Biz bitti demeden bitmez. O her zaman sıçramaz şey. Çekirge. Çekirge. Çekirge böyle tarihe geçersin. Sonra da 2-0 yaparlarsa bitirirler maçı. Bunu yapmamamız lazım. Oyun ve istikrar için hazırda böyle bir jenerasyon kuşak yakılırsak ve başka da şansımız yoksa şu andaki mevcut durumda devam etmek lazım. Çünkü şu takımda şunu görüyorum. Direysel oyunun 90 dakikanın 5 dakikasında çıkıp sonuç alıyoruz biz. Bu olmamalı. Bak Ruslar nasıl oynuyor? Oyunun bir tek ilk yarının ikinci diliminde oyunu bize verdiler. Onun dışında taktik, hep hakim. Disipline hep hakim. Tabii hep hakim böyle. Evet. Bakıyorsun üstten, gel yukarıdan bir bak. Aa, kırmızılar, beyazlardan bir kategori önde dersin. Duruşlarıyla, fizikleriyle. Bak sağ beke bak. Al, sağ yakın. Ha, bu arada Pavar hocam. Pavar ha. Pavar. Yani, aslında stoper. Bence Fernandez de stoper oynayabilir. Onu da söyleyeyim sana. Yalnız ayağı çok iyi Fernandez'in. Ben çok beğeniyorum. Devamlılığı, süratte devamlılığı, koşu tempo falan kafaya ben. Çıkıyor. Teknik çok iyi. İşte o yani, Belçikalı bu Paris Saint-Germain efendim yani. Bakın şu pozisyonun enteresan. Diğer oyuncuya gelse o set olacak. Direkten döndükten evet. sonra evet. Ya burada göğsünü alıyor, indiriyor stoper bu. Sol stoper. Hani forvet de yapmıyor. Bizde basan yok hala. Yani benim naçizane düşüncem bir stoper konusunda yani nasıl aşacağımızı da bilmiyorum. 4 tane savunmacı lazım hocam. En az 4 tane. İkincisi sadece takım değil, yani sadece saha içi değil, takım lideri konusunda. Yani ben o konuya gelmek istemiyordum ama o rolde şu anda kullanabileceğimiz oyuncularımız olabilirdi. Söyler misin? Gel konuya nereye geleceksen. Ya mesela Arda yani. Evet. Bugüne Arda Atletico'daki evet. çizgisini hatta yukarı taşıyarak gelmiş olsa şu takımın o mesela Hakan'ın sıkıntı yaşadığı yerde Arda Hakan, Cengiz önünde Cenk yani sağda. Çizgi böyle olsun istemez miydi? Arda solda, onun yanında Hakan, onun yanında Cengiz. Arkasında Oğuzhan. Yani. Ama Lüçescu istiyordur. Bir tek istemeyen Arda. Herkes istiyor da bir tek Arda istemiyor. Maalesef ben. Yani ben aklıma Arda geldiği ama, için söylüyorum. Ama, şimdi son günlerde ama çok şimdi, konuşuldu. Böyle bir lidere bir. Biz bunu konuşmamız lazım. Cezası var, maç ritmini bozun derken biz Arda'nın son yaptığı davranışların içeriği ne olursa olsun. Ah Arda olsaydı dedirtmiyor bize yani kusura bakmasın. Yok yok ben ah Arda olsun demiyorum yanlış anlaşılmasın. Yani böyle bir atalım o takıma liderlik yapabilecek bir ki. Adamımız yok. Lüçescu'nun içi gitmiyor mu zannediyorsun? Hatta Lüçescu'nun da zaman zaman aradığını da biliyorum onu da söyleyeyim. Arda'yı. Hazırlan derken ama bundan sonra arar mı? Bence aramaz. Tam da cezası biterken bu arada bu olay. Bir de geçen hafta ben Arda'yı çok uzun süredir görmüyordum. Bir nikah vardı nikahta. Dostlarımızla nikahta karşılaşmış. Ve birkaç Emre Belezoğlu'yla falan konuştuğum zaman hocam dedi bir çalışıyor, bir fit durumda falan derken sevindim. Herhalde Cüsku da takip ediyor. Abdullah Avcı da bizim arkadaşlarımıza söylemiş. Çok evet. iyi çalışıyor falan derken kardeşim sen de hatta yapma hatta iki gün önce konuşuldu. Yapma ne olursa olsun ne silahlar milahlar hastaneler mi olur mu öyle şey? O zaman sen Cüsku'nun işini yani beni alma diyorsun. Biz de evet. almasın artık sen de artık bundan sonra hak ettin diyorsun. Mecburen bunu yapmak zorundayız. Yani biz ona kötülük yapamayız yani biz. Çünkü biz yanlışla doğru diyecek halimiz yok sonuçta. Yoksa senin dediğin şekilde bu olaylara yaşanmamış olsa dönüşünde böyle bir organizasyon düşünüyorsan tam lider olabilecek bir nitelikte pozisyonda oynayabilecek bir oyuncudan hem oyun lideri. Bunu iste herkes vermek istiyor kendi al, bana vermeyin diyor. Biz de kusura bakma deriz ya. Yani hadi Arda'yı geçelim de yani böyle bir eksikliğimiz de var. İkincisi hocam Okay dediniz. Okay derken şimdi eksikleri teknik heyet görecek. Havuzu var. İki alternatifimiz gözüküyor sol bekte.
İkisi de büyük takım oyuncuları. Üçüncü alternatifte yine büyük takımın yanında Beşiktaşlı Caner. O da zorluyor beni alma diye. Futbolculuğundan değil. Eyvah der hoca yani. Yoksa Lucescu yani iyi futbolcuya bakar niye almasın yani? Bu çocuklar kötü çocuklar anlamında söylemiyorum ama büyük hatalar yapıyorlar. Ya reddediyorlar her şeyi. Ve bizleri de üzüyorlar. Üzülmez misin? Ben şimdi Arda olsam, Caner olsam var ya şu takımda ben nasıl yerim top falan derim ya. Anlatabilirim. Her şey para değildir çünkü hayatta. Lucescu da muhakkak istiyorlar ama takımı içerisinde lider yaratmak için şimdi 3. milli maçını oynayan Sinan'la liderlik yapamazsınız. Takımda oynamayan genç çağlarla yapamazsınız. Arkada lider oyuncunuz sağ bek İstanbulspor'dan Lille gidip her maç oynamasına rağmen onunla lider olmayacaktır. Zamanı vardır. Hasan Ali tıp zaten takım kaptan olmasına rağmen yani liderlik vasfı yok. İstikrarı olan bir oyuncu. Ömer Bayram henüz daha bu tür uluslararası maç oynamaya başladı. Oğuzhan Tarık. Orta sahaya baktığımız zaman Mahmut'un önünde hep Emre var. Lideri var onun. Hiç lider olmamış. Yanında oynayan Okay. İspanya'da ilk 11 oyuncusu değil. Sen... O zaman da olabilir bakın. Birkaç yıl sonra ısrar edilirse Okay Oğuzhan'da var bu. Oğuzhan yapmalı. Koskoca Beşiktaş'ın kaptanısın sen. Arkanda çıkan oyuncular Quaresma, Babel, Pepe, kaleci, Karius, Pepe. Arkanda çıkıyorlar tünelden. Beşiktaş sahaya çıkarken tünel veya orada nereden çıkıyorsa işte. Tamam. O zaman tık kale top seçimiyle kaptanlık olmaz. Takımı toparlayacaksınız, hocayı uyaracaksınız gerekirse. Bu hocayı yönlendirmek veya takımı yapıyor anlamında. Hocam oradan çok sıkıntı yaşıyoruz. Zaten Lucescu maç boyunca o önlemi görmedi de. Takım içerisinde o yüzden hemen toparlayacak takımı. İşte Cüneyt abi. Kolay değil tabii öyle. Tabii. Oyuncuları. Havlatabilirsiniz. Bak bu takım maçtan önce şöyle bir analiz yaptım. 3 atabiliriz. 5 tane diyebiliriz yalnız. Bugün de aynen öyle oldu. Hatta bugün 5'lik yaparlardı. Tamam. Hayır. O anlamda değil. Yok. Maç genel, öncesi evet. Evet. Şu maç öncesi bir reklam arası vereceğiz hocam. Maç öncesi demeci gelmiş. Türkiye'de bazen nüansları bulunan oyuncu değişikliği yapılıyor. Güçlü yönlerini bilen teknik bir takım ama olağanüstü bir şey görmeyeceğiz. Yani düşünmeyemiş de ya biraz ciddi oynarsak bunları izleniriz diyor. Ben onu anlıyorum yani. Çerkesov'un dün söyledikleri. Ya burada da bakma biz oyunun belli bir yerinde pozisyon bulduk ama iki maçta da oyun üstünlüğü. Yani bugün mesela 5-1 biter maç. O offside bayrağı gibi olmasa orada kopabiliriz dediğiniz gibi. Evet 7 puan yaptı Rusya. Biz 3 puanda kaldık. İsveç'in 1 puanı var. Kalan maçlar İsveç, Rusya, Türkiye. İsveç biz birincilik şansımızı kaybettik. İsveç 2'de 2 yaparsa Rusya'yı geçecek grubu birinci bitirecek. Biz onların yolunu tıkayıp en azından grupta ikinci biraz sırayı almaya çalıştık. Ertaş'ta çalıştık. İkinci olursak dahi elemelerde... Bir playoff şansımız olabilir. Evet, elemelerden tabii gidildi. Çok takım giderse biz yine playoff oynama şansı var. Yani A klasmanındaki 12 takımın 12'si de yapabilir gruplarında. Evet, evet. Yani, zaten seri başlarına baktım %90'ı gider zaten. Yani Rusya da gidebilir. O zaman biz bir playoff şansı yakalayabiliriz. Yani İsveç maçını mutlaka aynı ciddiyetle kazanmak için oynamamız lazım. Hemen bakayım hocam. 17 Kasım. Evet. Önce Türkiye-İsveç, 20 Kasım'da da İsveç-Rusya ile bitiyor grup. Ha, o maçı işte aslında matematik olarak da Rusya birinci olabilir o maçtan sonra. Tabii biz evet. 6 oluruz, onlar 1'de kalır mesela. Evet, bu kez bizim Rusya-İsveç maçı bizi ilgilendiriyor olabilir. Yok, biz 6 oluruz. Ay biz kaç oluruz? Biz 3 değil miyiz? Ha biz yenersek tabii. Tabii biz yenersek 2 oluruz. Tabii. Son maç... Berabere biterse ilgilendirebilir. Ah, berabere biterse evet. O zaman da ikili averajda biz yukarıda oluruz. İsveç'i orada yendik. Ha doğru. Yani biz yenilmezsek ikinciliği alacağız. Bir reklam arası rica ediyoruz. Evet 2-0 kaybettiğimiz Rusya maçının ardından sevgili Rıdvan Dilmen'in yorumlarıyla %100 futbolda karşınızdayız. İlk bölümü geniş bir analizle geride bıraktık. Özellikle milli takımın genel problemlerine hocamız değindi, o noktalara değindi. Tabii 7-3-1 şu anda durum. Kazanırsak
grupta ikinci olup hocamızın da söylediği gibi olası playoff dörtlülerinden birinde kendimize yine Avrupa Şampiyonası'na belki ama tabii buna da ihtiyacımız da kalmayabilir. Biz de gidebiliriz daha sonra elemelerden. Hep beraber göreceğiz ama sonuç itibariyle İsveç'i yenmek ve ikinciliği garantilemek şu anda ilk düşüncemiz. Son yalnız maçta tabii da... statüler Türkiye'de de Ali Koç Bey'in söylediği U21 niye sorulmadı bize kalktı falan evet, dedi. Evet. Geçen U21 maçı izledim Fenerbahçe'nin. Ozan oynuyordu takımda. Hakikaten enteresan. Ciddi yatırımlar yapılmış ama baktım Altınoluk'tan gelen oyuncu da var. Ferdi de vardı. Ferdi Hollanda'dan geldi değil mi? Efendim? Hollanda'dan gelen. Hollanda'dan mı? Affedersin. Evet, Hollanda'dan gelen. Şimdi 2-2 bitti Başakşehir'le oynadılar. Ya acaba o seviyedeki maçlar bu seviyede düşünen milli takım oyuncusuydu biliyorsun. Hı hı. Hazırlar mı? Vallahi ben yani başka eğer bir bu kadar gözden çıkarılacaksa sert bir ligde, bizim ligimiz de aslında bir serttir. Kalitesi tartışılır ama en azından hem kulüp hem Türk futbolcusun gidip atıyorum Bursa. Tamamen atıyorum yani. Veya PSV bir yerlere gitme. O standart şey kalıyor ve zaten baba oyuncu gibi oynuyor sen. Seyrettin maçı. Frikleri bana bırakın diyor falan. Yani kolay da değildir psikolojik olarak. Yani bir anda orada U21 takımında oynamak tamamen hani şey değil. Çocuklarımızı biz saygısızlık anlamında söylemiyorum. Ama 21 az değildir yaş olarak. 19'lar, 20'ler, 21'ler. Fakat profesyonel ligde oynamakla U21 arasında hazırlanmak çok farklı. Gözümüzü kapatalım. 9 tane biz maç yaptık. 10 tane resmi maç. Milli takımın ilk 11'de tek oynayan oyuncuydu Fatih Hoca zamanında, Ozan. Doğru. Aslında formaları oyuncular alır. Ozan da her şey para değildir. Ya ben Ozan olsam sabaha kadar uyumam ya. Ya benim ne işim var burada derim. Yani şu anlamda değil. Genç çocuklarımıza veyahut da oynayan oyunculara saygısızlık anlamında söylemiyorum bunu. Oynadığım forma çok büyük bir forma. Fenerbahçe. Oynadığım forma çok büyük bir forma. Milli takım. Ya ben aynaya bakmaz mı insan Allah aşkına? Ya şimdi bu hafta tabii biz milli maç, yani bu milli maçlar aslında bu statüde en kilit maçlar bizim için. Mesela bu Rusya maçı puan çıkarsak grup liderliği şansımızı son bölüme taşıyacaktık ama o kadar enteresan işler oldu ki şimdi U21'i tartışmıştık biz. İşte Konya'da Konya Beşiktaş maçındaki skandal. Yani ben şimdi federasyona hak vermeye başladım. Yani o gün düşündüm hakikaten Allah korusun orada çok daha vahim bir olay meydana gelse. İşte U21'in Fark edemem hocam ama sonuçta U16'sı var, U15'i var, U17'si var. Ya yani. Orada da olabilirdi. Yani, doğru söylüyorsunuz. Voleybol maçında olur, handbol maçında olabilir yani. Tekerlekli ben sandalye maçında olur hocam. Şimdi, bugün bir internet sitesi gördüm galiba bir de televizyonda Adıyaman'da oyuncular kendi taraftarı tarafından böyle bir sıkıntı oldu. Haberlerde izledim. Bir de tahrik konusu yapmadılarsa, daha önceki yıllarda bir oyuncusu vardı. O tahrik ediyordu Ahmet Sporlu. Ama Sakarya'da ciddi şekilde Ahmet Sporlu'nun üzerine gidilmiş. Eğer, tekrar tırnak içinde söylüyorum, orada bir propaganda, terör propagandası yapmıyorlarsa sonuçta spor bu. Diyarbakır'da şehit olan Diyarbakırlı yok mu teröristler tarafından? Sonuçta bu çocuklar da top oynuyorlar, futbol oynamaya çıkıyorlar. Eğer sıkıntılı bir durum yoksa, yani bir daha önce yaptıkları oyuncuların gibi propaganda yapmıyorsa, sonuçta spor burası. Diyarbakır, Sakarya'sı, İstanbul'u var mı Allah aşkına? Yani ama U21'de yani o annelerin... U21'e bunun U70'i yok. Tabii. Hayır. Kavganı orada ben babalara, annelere söyleyeceğim. Onları duydunuz mu? Parçalayın, gebertin falan filan. Yok, duymadım. Ya kenarda böyle çığlıklar falan o çok çok feci bir banto. Neyse yani milli maça konsantre olmaya çalışırken işte laf lafa işte Arda'nın hatta Lucescu'nun söylediğiniz bence manşet Lucescu'nun onu ısrarla düşünmesine rağmen bu olayların olması. Bir de Beşiktaş'ta şimdi töre olayı. Bu olaylardan önceden bahsediyorum. Bu olaylardan tabii bundan ben önce. Ben arama ihtimalini hiç görmüyorum. Yok bundan sonra zaten şu takımın bu havası... farklı noktalara gelebilir. Yine bir Beşiktaş'ta dün müydü arkadaşlar Gökhan Töre problemi çıktı. Yani birazcık oyuncularla ilgili. Ya bunları biz işte
izliyoruz yani. Mesela Töre de potansiyel bir oradan aklıma geldi. Şimdi, yani West Ham'a transfer olmuş, yetenekli, Beşiktaş'ın zamanında en büyük üç yıldızından biri olmuş, bu noktaya geldi. Yani sürekli bir geriye giden yıldızlarımızda sürekli bir erozyon hissediyorum. Bilmiyorum, hissediyor musunuz? İşte bu önemli tespit tabii. Yani her koyun kendi bacağından açılır hocam. Öyle derler ya. Şimdi Gökhan Töre çok yetenekli bir oyuncu. Yetenekli olduğu için genç bir yaşta Beşiktaş takımının banka oyuncusuydu. Yetenekli olduğu için hatırladığım kadarıyla Kovarejman'ın gitmesine bile müsaade ettiler. Devam ettiler Gökhan Töre'ye. Doğru mu? Tabii. Ters ayaklı, iyi bir oyuncu olarak görüyordu. Aslında yani evlendi. İyi de bir, ama ciddi bir sakatlık geçirdi. Bir zaman alacak. Onun milli takımdaki olayları falan hatırlayalım. Oyuncuyla silah çekmeler falan. Bir garip, tuhaf bir durum yani benim. Yani ben su tabancasını sıktım bir kere hayatımda. Anlatabiliyor muyum? Yani hepimiz de hata yaptık. Biz de oyuncuyken ciddi hatalar yaptık. Önemli olan yaşam koçu çok böyle biraz sosyetik gelir ama abi, bir aile, ebeveyn tabii ki Arda'nın annesi babası falan da çok böyle şahane insanlar tanıyorum. Biraz daha yaşınız ne olursa olsun futbol öyle bir şeydir ki bakın Volkan 36 yaşında tartışılıyor. 36 yaşında oyundan bahsediyorum. Ama inan futbolcuyken siz 15 yaşında gibisiniz. Duygularınız farklı oluyor. Benim de 25 yaşlarında, 30 yaşlarında farklı duygularım 18 yaşında. Şimdi daha fazla görüyorum. Kıymet bilmek önemli olan. Ben hep söylüyorum. Futbolculuk dünyada en güzel meslek. Neden? Hem hobi. Hobi ya. Ben hep söylüyorum. Bakın çocuklar 10 yaşından beri, 5 yaşından beri sokakta top oynuyorsunuz. Halı sahaya geçiyorsunuz. Sonra para kazanıyorsunuz. Sonra futbol hayatınız bitiyor. Veteran maçlarına gidiyoruz. Yine halı sahaya gidiyoruz. Bir canım diyor, sen eski futbolcusun ama diyor, şu saat 250 liradan rica edeyim diyor. Tabii sahip. Bak para veriyorsun. Düşünüyor abi, büyük bir keyif. Tabii ki sen de mesleğini çok seviyor olabilirsin. Nadir insanlardan bir tanesindir, meslektir. Ama bazısı mesela yaşam savaşında, ekonomik mücadelede istemedi mesleği yapıyor biliyordur. Yapıyor, şükreder ama gene mi yapıyorum ya falan diyen çok meslekler vardır. Ya Gökhan, ya Arda, kim kime vermiş böyle fırsatı? Allah bize, size bir nasip, bir yetenek vermiş. Muazzam bir yetenek. Muazzam. Para kazanacaksınız. Allah daha çok versin. Hayatınızın geri kalan kısmında da iyi yaşayın. Ama kıymetini... Şenol Hoca ama şu görüntüye ya, bir şey demeyeyim. Şenol Hoca idmandan çıktığı zaman Gökhan'ın ben gidişini gördüm. Beğendim. Bir saygısını görmedim yok, yalnız. Yok. Sen güzel bir eğitmen var. Şenol Hocam var işte. Tamam iyi yaptın. Özür de dilersin. Devam edersin. Hani Gökhan'dan şunu bekleyebilirsin mesela, eski Gökhan'dan. Ne var hocam ya falan yapabilir yani, bunlar saatli bomba gibidir ha çok oyuncu. Yani Kovarejman'ın oyundan çıkarken verdiğinin bir benzeri olabilirdi. Olabilir ama onu yapmadı. Sonuçta hoca da bunu idare edecektir muhakkak. Peki Volkan'ın özürü için ne diyorsunuz hocam? Kimden? Sayın Başkan'dan. Bugün Volkan Demirel'den bahsediyor. Vallahi şunu söyleyeyim. Bu konuda göreceğiz hocam. İzleyeceğiz. Ben de senin gibi okuyorum, izliyorum, dinliyorum. Bekliyoruz. Bekliyorum. Bakacağız, göreceğiz bakalım. Bugün zaman... Çünkü Atıf da ben, gönlüm rahat, benim Dirar da uzun bir açıklama yapmış. Yani o sayın antrenörler yine... Ben biliyorum. Sayın Başkan. Şu anda birçok kişinin benim bu konuyla ilgili görüşümü merak ediyorlardır. Açarsam bazı süre yetmez. O yüzden ben bekleyeyim, göreyim. Ne güzel bak futbol konuştuk. Skoru güzel değil ama oyunu konuştuk. Ben oyunda kalayım ya. Bekleyelim, görelim. Şimdi 9. hafta maçları da geliyor. Galatasaray-Bursa oynayacak Cuma günü. Daha sonra Sivas-Fenerbahçe, Başakşehir-Kayseri ve pazarda Göztepe-Beşiktaş. Aslında çok zorlu bir hafta bekliyor gelecek önümüzdeki hafta sonu bize. Yani hele milli maç arası öncesi verdiğimiz noktadan dönüşte çok belirleyici, bazı takımları belki öne çıkaracak, bazılarını daha da büyük sıkıntıya götürebilecek bir hafta bekliyor. Evet. Yani zorlu maçlar kağıt üstünde hepsi. Tabii Galatasaray'ın büyük avantajı var. 11. hafta içeride Fenerbahçe ile oynayacak. Beşiktaş 2 deplasmana çıkıyor üstte. Konya'yı bitirdi, Göztepe'ye gidiyor. Evet.
Göztepe maçı. Ama tabii arada bir 10 gün oldu hocam yani. Ben Beşiktaş'ta Galatasaray'ın sezon sonuna kadar yarışın ilk iki aday onları görüyorum. Sonra Başakşehir'i görüyorum. Fener maçındaki oyun biraz hayal kırıklığı mı oldu Başakşehir'in Fenerbahçe karşısındaki? Şimdi neden iddialı diyorum ben Başakşehir'i? Fener'den önce görüyorum iddialı. Kötü oynadı dediği maçta 4 pozisyonuma bir tane de gol attı. Offside pozisyonu. Bak kötü oynayan Başakşehir 4 pozisyon var bir tane de gol attı. Lucescu'nun söyledikleri gelmiş hocam. Bir ara daha vereceğiz. Ondan önce okuyalım mı Kerem Lucescu'yu? Tamam verdi. Rusya daha güçlüydü. Bu gerçek. Bildiğimiz ve beklediğimiz futbollarını oynadılar. Güçlerini ve fiziklerini kullandılar. İlk golü kornerden, ikinciyi kontrataktan yedik. Topa sahip olmada %60'a 40 üstünüz ama golleri yiyen taraf biziz. Rusya Dünya Kupası'na çalışmaya 2 yıl önceden başladı. 2 yıl aynı ekip oynadı, tecrübe kazandılar. Mehmet Topal ve Emre Akbaba'nın yokluğu bizi etkiledi. Genç bir ekibiz, oyunu domine edebiliyoruz. Bugün 9 şutumuz vardı. Bizden daha iyi oldukları için değil, hatalardan faydalandıkları için kazandılar. Ben son sayfaya katılmıyorum hocam ama tamam, birçok noktada da... Ben bir tek Rusya'nın 2 yıldır hazırlanıyorlar, onun dışında hiçbirine katılmıyorum. Mehmet Topal'la Emre Akbaba'yı aramış falan yani ben katılmıyorum. Yani, yani bu %60'a 49 şut yani kaleciyi rahatsız eden bir şut oldu %90'a, mu? %10'la 1-2 yanılabilirim. Barcelona maç kaybetti. Celtic maçı mı? Celtic maçı yani... Genelde de şudur, önde olan takımlar değil de geride olan takımların pas yüzdesi yükseliyor. Mesela geçen bir televizyonda izledim, istatistik verdiler. Enteresan bir istatistik. Herkese de çok enteresan geldi, bana hiç gelmedi, onu söyleyeyim. Neden? Ceza sahasında en çok top getiren takım Fenerbahçe'ymiş. Çok enteresan değil mi? Aa dedi herkes tabii. Galatasaray'da lider 5.'ymiş. Fenerbahçe geride olduğu için önde oynadı, onun için geldi. Malatya maçının son yarım saatini geride girdi. Göztepe maçını geride girdi. Öyle mi? Tabii hatta birkaç maç kaos oldu. Evet. Maçında yakalandı, mağlup duruma düştü içerideki maçta. Rize'de kafadan gol yedi. Tabii öbür tarafta oynayacak. Yani ceza sahasının girişi Fenerbahçe'nin oynadığı oyundan değil. Tabii Rize'nin yakalandığı skordan dolayı. 3 kez, 4 kez erken mağlup duruma düştüğü için rakip cezalarına doğal olarak bir geliyor. Bir de Konya maçı bu formüle uymuyor değil mi hocam? Ne gibi? Orada golü buldu Fenerbahçe 1-0. Konya maçında mesela o kadar. Giremedi. Gidemedi. Gidemedi. Mağlup kim girersin? Büyük takımsın. Şimdi Galatasaray. O maç Kayseri işte, galiba değil mi? Puan farkıyla önündeyse, o da 5. ise bu istatistiklere çok böyle takılmamak lazım. Gözlem istatistik kadar önemlidir. Çünkü yaşanan bir gerçek vardır. Maç başları geriye düşersiniz büyük takımlar. Tabii ki o zaman şuurlu veya şuursuz tek kara oynarsınız. Dolayısıyla o toplar ceza sahasına çok gelir. Vay be ikinci demem ben ona. Burada yazar çünkü. Burada yazar bak uzun mesafe. Kaçıncı orada yazıyor. Bazı istatistikler önemlidir tabii. Mesela 9 şut attık. Hani sanki yani, bir tane kornerden karambol bir tane kontratak diyor ama offside pozisyonları, kaçan pozisyonlar yani bizden çok daha... Zaten yani, maçın başından itibaren geriye düştüğün için topta sen ne olacak? Biz de olmayız. Onu zaten ilk yarıda söyledik. Biz almayalım topu o zaman böyle 20-0 mı mağlup olacak? Hem topu vereceğiz, onlar oynayacaklar, hem de 2-0 yenileceğiz. Hocam devrasında söylediniz 60'a 40 çıkar bu maç böyle giderse. Evet, 60'a 40 çıkmış evet, zaten top. Evet. Yani çok net. Ama biz yani bence... Bu tabii biraz şey ne derler? Algı demeci. Biraz... Algı demeci. Rusya bizden güçlüydü diyor değil mi? Oradan devam et işte. Bu da doğru. Hani gelişim açısı şudur budur ama 60'a 40 oynadı. 9 şut attık. İstatistik böyle bir şey yok. Bakıyor. O da biliyor aslında neyin ne olduğunu. Çok net. Ben Lucescu'ya ya hocam derim burada. Bu sol bizim kanalı. Sol tarafımızda biz niçin önlem almadık derim. O da kendine göre bir şey söyler. Ya 60'a 40'a bakmam ben. Tabii. Yani istatistikleri çok değerlidir. Ancak Alex Ferguson'un veya kim söyledi herkes sahipleniyor ona. Ne demişti? Yine tek gibidir. Her şeyi gösterir ama göstermesi gerekeni. Bana söylettin bunu yani. Tabii şimdi, göstermesi gerekeni göster. Hayır şimdi ikinci ise takım Fenerbahçe bu istatistiklerin üzerinde durmayacaksın. Oh durur. O istatistiği geçmeyeceksin. Şöyle söyleyeyim. Mesela ben koşu mesafelerini kalecilerden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Benim takımım istersem 13 kilometre koştururum. Kötü niyetli bir adamsa.
Kaleciğime derim ki yürü sağın içinde derim. Sağa git, sola git, sağa git, sola git. Onu da yazıyorlar ya. 5725 metre koşmuş Halil. Ant şey maçında. Harun. Harun. 3-2 kaybedilen Kayseri maçında. Kaleci 5720, ekle onu. O gün hatırladığım kadarıyla 12.5-13 civarında koşmuş. Şey, Fenerbahçe 11.000'e yakın mı? 13.000 mi? Öyle bir şey. Pardon. 10.300 metre mi? 500'ünü zaten şeyden sil. 5700'ünü silse de Arna. Öyle şey olur mu? Yani kaleciyi bir kere koşu mesafelerini ayıracaksınız. Hatırlıyorum. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bir reklam arası daha rica ediyoruz. Evet, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya 2-0 mağlup olduk ve grup liderliği şansımızı matematik olarak kaybettik. Eğer İsveç'i yenersek grubu ikinci tamamlayacak milli takım. İsveç'in iki maçı var, hem bizle hem Rusya ile arkasından. O iki maçı kazanırsa onlar zirveye oynayacak. Grupta son durum bu. Milli takımımızı bugün sevgili Rıdvan Dilmen önemli noktalara değinerek çok güzel bizler için analiz etti. Önümüzdeki İsveç maçında değil mi hocam, tekrar ne kadar yol kat ettiğimizi, takımımızın neleri doğru yaptığını artık, çünkü ikincilik önemli. Az önce hocamızın da ifade ettiği gibi o maçı kazanarak grubu ikinci bitirmek en büyük dileğimiz. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta 9. hafta heyecanıyla Cuma akşamı Galatasaray-Bursa maçının devre arası ve maç sonunda birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.